4. ünite hukuk kurallarının yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması. Soru 1: Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile diğer düzenlemeler ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilmemiş ise ne zaman yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayımlandığı gün. Resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde. Resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 35 gün içinde. Resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 25 gün içinde. Resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 55 gün içinde. Soru 2: Aşağıdaki mahkemelerden hangisi bir yasayı kısmen veya tamamen iptal edebilir? Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi. Soru 3: Anayasa Mahkemesi iptal ettiği yasanın yürürlükten kalkmasının doğuracağı sakıncaları önlemek amacıyla iptal edilen yasanın en fazla ne kadar bir süre yürürlükte kalmasına karar verebilir? 6 ay, 6 yıl, 6 gün, 6 hafta, 1 yıl. Soru 4: Aşağıdaki hukuk kurallarından hangisi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilebilir? Tüzük, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Yönetmelik, Tebliğ, Genelge. Soru 5. Tüzüklerin yargısal denetimi hangi mahkeme tarafından yapılır? Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Danıştay, Vergi Mahkemesi. Soru 6. Yasama yorumu hangi anayasada yer almıştır? 1876, 1921, 1924, 1961, 1982. Soru 7. Teşril Mektebi hangi yorum yöntemini benimsemiştir? Lafzi sözel yorum, karma yorum, amaçsal yorum, sistematik yorum, mantıksal yorum. Soru 8. Yorumda, yasa koyucunun iradesinin araştırılması gerektiğini iddia eden yorum yöntemine ne ad verilir? Tarihsel yorum, amaçsal yorum, mantıksal yorum, karma yorum, sistematik yorum. Soru 9: Mahkeme kararlarında ve öğretide egemen bir görüş olarak kabul edilen yorum yöntemi hangisidir? Mantıksal yorum, tarihsel yorum, amaçsal yorum, sistematik yorum, lafzi sözel yorum. Soru 10: Aşağıdaki hukuk dallarının hangisinde kıyasa yer yoktur? vergi hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku, borçlar hukuku, icra iflas hukuku. Beşinci ünite hukukta kişi kavramı, kişi türleri, kişilerin ehliyetleri. Soru 1. Kişi kelimesiyle eş anlamlı kelime hangisidir? Şahıs, fiil ehliyeti, reşit, temyiz kudreti, ergin olmak. Soru 2. Türkiye'de doğan çocuk hangi süre zarfında nüfus müdürlüğüne bildirilir? 1 ay 30 gün, 60 gün, 10 gün, 15 gün. Soru 3. Türkiye'de doğan çocuk hangi merceye bildirilmelidir? Belediyeye, muhtarlığa, kaymakamlığa, valiliğe, nüfus müdürlüğüne. Soru 4. Kişi, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde ortadan kaybolursa cesedi bulunamamış olsa bile, kimin emriyle kütüye ölü kaydı düşürülür? sulh hukuk yargıcı, hakimi, mülki idare amiri, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü, asliye hukuk hakimi. Soru 5. Uzun zamandan beri haber alamama durumunda, kişiden son haber alma tarihinden itibaren kaç yıl geçmedikçe gayiplik kararı istenemez? 1-2-3-5-4 Soru 6: Ölüm tehlikesi içinde kaybolma halinde olayın meydana geldiği tarihten itibaren kaç yıl geçmedikçe kayıplık kararı istenemez? 5 4 1 3 2 Soru 7: Çocuğun adı kim tarafından verilir? Ana ve baba, ana baba, büyük baba, nüfus müdürü. Soru 8: Dernekler en az kaç kişi tarafından kurulur? 7 5 4 3 6 Soru 9: Aşağıdakilerden hangisi bir kamu tüzel kişisi değildir? Sarıyer Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti, Kanarya Sevenler Derneği, İstanbul Üniversitesi, Artvin İl Özel İdaresi. Soru 10: Kaç yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir? 15, 17, 16, 14, 12.